Bir anı, bir hikaye. Sultan II. Abdülhamit Han'ın Hatıra Defteri. Hazırlayıp sunan ben İsmail Yağcı. Efendim, Abdülhamit Han'ın hatıralarını bir yerde noktaladık. Onunla ilgili birkaç özelliklerini anlatan birkaç hatıra daha var. Efendim, Abdülhamit Han'ın kaleminden çıkmış değil ama Abdülhamit Han'ın çok yakınında bulunan kimselerin anlattıkları kitaplara geçen birkaç olay. Bunları da sizlerle bu hatıralar arasında, meyanında paylaşmak istedim. Padişaha bir suikast ihbarı ve Abdülhamit Han'ın bunun karşısındaki tavrı. 14 sene mabeyin baş katipliği yapmış, 14 sene mabeyin katipliği yapmış, daha sonra Dahiliye Nazırı yani İçişleri Bakanı olmuş Reşit Bey zaman zaman Abdülhamit Han'ın da bazı önleyici ve engelleyici tedbirlerine uğramıştı. Yani onun bazı şeylerini engellemiş Abdülhamit Han. Bu bakımdan, yani biraz zorluklar gördüğü için bakımından, yayınladığı hatıraların ciddiyetine güvenilebilir. Yani Abdülhamit Han'ı öven birisi olsa ya çok şişirmiş falan dersiniz demeye getiriyor bunu yazan kimse. Reşit Bey kitabında şunu anlatıyor. Şahit olduğum vakaiden biri de şudur. Şahit olduğum hadiselerden, olaylardan, vakai olaylar demek, biri de şudur. Bir perşembe sabahı Bükreş sefaretinden, elçiliğinden bir şifre geldi. Açtık. Diyordu ki Romanyalı filan adam sefarete müracaat etti. Önümüzdeki cuma günü Şazili dergahındaki camiye selamlık resmi ifası için teşrif-i şahane vuku bulursa suikaste maruz kalacağını ve camiin civarındaki mecralara yani su akan kanallar ve menfezlere dinamit konulmuş olduğunu mahremane haber veriyor. Gizli kaydıyla haber veriyor. Mesuliyeti muhbire ait olmak üzere arz-ı malumat ediyorum. Bu notu da altına düşüyorlar. Bu telgrafı yazan eski mabeyin katiplerinden Kazım Bey'di. Bu zat şahsının memuriyetinin namus ve haysiyetini tamamıyla takdir ile icabına ihtimam eder, doğru sözlü, doğru özlü bir insandı. Bu jurnalin isaline yani bizlere ulaştırılmasına tavassuta aracılığı da normaldi. Çünkü evvela tavassuttan intinkaf yani vazgeçmesi koruyucu sıfatıyla cürme iştirak etmek olurdu. Yani böyle bir ihbar edilince bunu ya olur mu böyle şey bunu da sultanın önüne götürmeyelim derse efendim suça iştirak etmiş olacaktı. İkincisi de dünyanın hiçbir tarafında hiçbir memur aynı halde başka türlü hareket edemezdi. Memur bu demek efendim. Önüne gelen işi yapmakla vazifeli insan demek memur. Nitekim jurnalin ne maksatla ve ne taraftan haber verildiği açıkça anlaşılmamakla beraber başkatip Süreyya Paşa'ya derhal arza mecbur oldu. Başkatip de Süreyya Paşa, katiplerin başındaki. Padişah cuma gecesi yani perşembeyi cumaya bağlayan gece demektir bu. Camiin civarındaki su ve helâ yollarında bir tahariyat yaptırdıktan, icra ettirdikten sonra ertesi cuma günü yani ertesi sabah
Selamlık resmini orada icra ve cuma namazını o camide eda etti. Evet, Şazi dergahına gitti. Selamlık resmi orada oldu. Selamlık resmi de tabii hasta alayında bölükler geliyor, mehteran geliyor. Her hasta alayının bir mehter bölüğü geliyor. Böyle büyük bir tören yapılıyor. Bunların hiçbirini durdurmadı Abdülhamit Han bu ihbar üzerine. Yalnız geceliğin ihtiyaten, madem ki bir haber geldi, bir araştırma yaptırdı ve namazı da o camide eda etti. Fakat bir daha Şazili Camii'ne gitmedi. Bundan sonraki selamlıklarda da arada bir oraya giderdi. Orada Şeyh Zafer Efendi vardı. Kuzey Afrika'dan getirttirdiği. Tabii emniyet mülahazasıyla getirdi ama Zafer Efendi'yi de severdi. Ancak Kuzey Afrika'da bulunsaydı Zafer Efendi, oralarda bazı kimseler onun ismini kullanarak bazı karışıklıklara sebep olabilecekti. Abdülhamit Han bir taşla iki kuş vurdu. Hem Zafer Efendi'yi onların tasallutundan kurtardı, musallat olmasından kurtardı. Hem de böyle bir kıymetli adamla zaman zaman sohbet ederdi. Bu dergah duruyor. Maalesef bir firmaya bu dergahı sattılar. Yanındaki cami güzel onarıldı, etti ve o caminin içerisindeki, o cuma selamına giden caminin içerisindeki vaaz kürsüsü Sultan Abdülhamit Han'ın kendi elinden çıkmış ahşap bir kürsüdür. Böyle hatıraları da var. Ve cuma selamlığına geldiğinde üst katta bizim normal Osmanlı camilerinde alıştığımız hünkâr mahfilinin biraz daha tersi bir durum var. Evet. Girişi kıble tarafından hünkâr mahfilinin, halbuki mahfillerin girişi kıble tarafından pek olmaz. Ve tabii gelen öne oturuyor mecburen. Çünkü arkaya doğru olan yerde evvela gelen cemaat oturuyor. Yani kapıdan giren otursa arkaya kimse geçemeyecek. Böylece bir de çaktırmadan emniyet sağlanmış oluyordu. Bunu da kendim gördüğüm bir yer olduğu için söylüyorum. Halen bu cami ibadete açık. İmamı var, işte meşrutası var, o var, bu var. Şazili Şeyhi Zafer Efendi kimseye zarar vermez, devlet işlerine karışmaktan çekinir ve gerçekten de mütekit bir ademdi. Belki de Zafer Efendi kendisi de efendim ben buradan alın, bu Kuzey Afrika'dan, buralarda beni gelip rahatsız ediyorlar, hiç olmasa ben yanınızda bulunayım demiş olma ihtimali daha kuvvetli. Samimi insanmış. Sultan Abdülhamit Han'ın bu zatı nasıl tanıdığını bilmiyoruz diyor anlatan bunu. Efendiliği zamanındaki, yani şeyh olmadan önceki zamandaki zühdü ve salahına ve duasına müstecap olacağına itimat etmiş olması ihtimali vardır. Yani kendisi de daha padişah olmadan, şehzadeyken zaman zaman görüşüp ondan dualar aldı olabilir diyor. Serence Bey yokuşunda, fakat oradaki boş bir arsadan dolayı Şazili dergahının karşısında yerleşmiş olan Ebul Hüda Şeyh Zafiri'nin bu iltifatı seniyeye kavuşmasına biraz burulurmuş. Olur mu? Olur tabii. Din adamları içinde de olur. İnsan nefsini söküp atıp da yere gömüp çürüsün diye koyabiliyor mu? Her an nefis hazır. Allah-u Teala öyle yaratmış. Bu Zafer Efendi'nin oraya selamlığa geldiğinde onun kavuştuğu iltifat-ı şahaneleri kendisi de herhalde arzu edermiş ki böyle bir ihbarı Belçika elçiliğimiz, sefaretimiz eliyle buraya göndertme ihtimali anlaşılmış. Abdülhamit Han'ın araştırması ile ve senede bir iki defa o camiye selamlığa giden Abdülhamit Han şeyhin bu surette duasını alırdı. Evet, ve Hariciye Nezaretinde bilmem ne işle
vazifeli olan ve herhalde kendisine müntesip olan, yani kime? Ebu'l-Huda Hazretleri'nin dergahına mensup Vaiz Efendi ismindeki birisi vasıtasıyla Bükreş'e böyle bir haber göndermek suretiyle İstanbul'dan Abdülhamit Han'ın o camiye selamla gitmesini önlemiş olmuş. Padişah buna inanmadı. Ama böyle bir hususun, yani bir sabotenin olmasına, buradaki hendeklerin, menfezlerin müsait olmasını, böyle bir şeyi Allah-u Teala'nın kendisine bu yolla kalbine getirdiğini düşünerek bir daha da buraya cuma selamlığına gitmedi. Abdülhamit Han Ebu'l-Huda'dan Hindistan taraflarına gönderdiği şeyh efendilerin istihbarat teşkilatının kuran kimisi olduğu için çok da istifade etmişti. Hem onu kırmamış oldu, hem Şeyh Zafir Hazretleri'ni de küstürmemiş oldu. 103. bölümü de burada noktaladık. İnşallah 104. bölümde buluşmak üzere. Hoşça kalın efendim. Bir anı, bir hikaye.